E2 vizem var. Uber ve vesaire platformlarda da ekstra çalışır isem sorun olur mu? E2 vizesi sürecinde sadece kendi iş yerinde çalışma zorunluluğum olduğundan bu bana bir sorun ya da sıkıntı yaratabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Evet, siz E2 vizesine sahip olduğunuzda, yatırımcı vizesine, siz ancak yatırımınızı yaptığınız firma üzerinden çalışma, yani orayı yönetme hakkına sahipsiniz. Başka yerde bir çalışma ya da başka yerde bulunma hakkına sahip değilsiniz. Dolayısıyla sizin bu noktada var olan yatırımı yaptığınız iş yeri dışında bu Uber dediğiniz ekstra yerlerden iş yapmaya çalışmak aslında sizin var olan vizenizi riske sokan bir durum. Dolayısıyla böyle bir çalışma hakkınız yok ve böyle bir çalışma yapmamanız gerekiyor. Önemli olan iş yerinin üzerinden ilerlenmesi. Ama size tavsiyemiz şu olur. Eğer siz var olan iş yerinden memnun değilsiniz, yaptığınız yatırımın orada bir verim elde edemediğini düşünüyorsanız ve onun dışında başka türlü bir işe girecekseniz, o zaman önemli olan o işi yapmadan, o işe girmeden önce o işe yatırım yapmanız ya da biz sizin var olan yatırımcı vizenizi artık bu firmadan değil de diğer bir firmadan devam edeceğinize dair bir çalışma yaparak sizi aslında var olan E2 vizenizi ihlal etmeden iş yeri değişikliği yapıp bu sayede onayı aldıktan sonra da artık eski iş yeriyle devam etmeyip yeni iş yeriyle devam etmenizi sağlamanızda fayda var. Bu sayede herhangi bir sorun yaşamazsanız ve herhangi bir ihlal yapmamış olup statünüzü devam ettirme imkanına sahip olacaksınız.